ben zaten değerlendirme yapacağım ama önce size bırakacağım. Şöyle sol baştan başlayalım. Buğra'yla başlayalım. Corey Walden transfer için ne düşünüyormuş Galatasaray? Aslında benim Bayern Münih döneminden önce takip ettiğim bir oyuncuydu. Çok da severek takip ediyordum. partizan döneminden beri. Ama çok radikal bir karar almıştı ve Belgrad'ın siyah tarafından kırmızı tarafına geçmişti. Çok da tepki toplamıştı Grobari'den. Ben hani aynı profilde olmasalar da bir D-Bost katkısı bekliyorum Corey Walden'dan. Çünkü bazı oyuncular e, ileriye gidebilmek için birazcık böyle bir iki adım geri gitmeye çalışıyorlar. Yani illa Euroleague'de kalma ısrarı olmuyor bazı oyuncuların. Hani Corey Walden'da hem fiziksel hem de zihinsel olarak bence Galatasaray'da çok büyük bir e, toparlanma yaşayacaktır. Galatasaray'ın özellikle Haliloviç ve Yeboa transferlerinden sonra böyle bir profile gitme ihtiyacı vardı zaten. E, ile başlamıştı, Corey Walden'a devam etti. E, ki Galatasaray gerçekten futbolda olduğu kadar basketbolda da büyük bir kulüp ve böyle oyuncuların gitmesi gerekiyor zaten. Hani Euroleague'den bir oyuncu çekebilmesi lazım Galatasaray'ın. Galatasaray Uğur, Korovold'un Galatasaray Nef, ee, Nef transferi. Yani açıkçası Galatasaray'ın bütçesi ve hedefleri doğrultusunda bence çok doğru bir hamle. Corey Walden bugün Euroleague'de ortalama takımların hepsi hemen hemen birçoğunda süre alabilecek, belli ölçüde katkı yapabilecek türde Hani modern basketbolun gerektirdiği artık e, kısaların oyunu diye adlandırdığımız oyunda kendi e, şutunu yaratabilen, üretebilen, e, takım arkadaşlarına pozisyon pozisyon hazırlayabilen, pota altına e, i, 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 delicilik özelliği hiç fena olmayan e, kısalardan beklediğiniz birçok e, farklı e, özelliği e, sahaya getirebilen türde bir oyuncu. Açıkçası eğer Galatasaray taraftarı, tribünleri doldurursa o geçen sene bir, önce, bir önceki sene özellikle playoff'ta Efes e, Efes serisinde yarattığı atmosferi bu senenin geneline belli ölçüde yayabilirse eğer Cori Voldun burada takımla beraber büyüyecektir. Belli ki Galatasaray uzun rotasyonundaki oyuncuları hani oraları açıkçası biraz daha daha sıradan oyuncuları biraz da perform ekstra performans vermelerini bekleyerek çok da büyük bir özen göstermeden transfer etmeyi planladı ama buradaki esas esas parayı ve önemli yatırımı değerli takımın takımı yönetecek, yönlendirecek kısa oyuncusu için saklamış. Ne olursa olsun Euroleague'de koruyucu Walden gibi çok takımın hala kendi kablosuna alabileceği veya Galatasaray'dan çok daha yüksek bütçeli takımların kablosuna katabileceği, yaşı gereği de 31-32 yaşında, kariyerinin en verimli dönemlerinde sayılabilir. Böyle bir oyuncu kablosuna da ben çok iyi bir hamle olarak gördüm. Yani Galatasaray yönetimine e, bu transferde emeği geçenleri tebrik etmek gerekir. Şimdi ben analiz videosu yapmayacağım için sizden şöyle bir 5-10 dakika izin istiyorum. Oyuncu bir detaylı değerlendirmek isteyeceğim sevgili Buğra abi Uğur. E, onlara da e, Radyo Bu Analizi de yayında, kanalda yayında sevgili Galatasaray dostlar izlemenleriniz varsa videolar kısmını izleyebilirsiniz. Arif Bey'in yorumuyla başlayayım. Buğra'nın performansına bağlı bir Galatasaray temeli gibi görüyorum. Umarım Buğra'nın özüne döner ve katkı sağlar. Katıldığım yorumlardan bir tanesi bu. Bir de sevgili Kamerze'nin yorumu var. Oyuncudan ne, ne beklediğinize bağlı Galatasaray için gayet iyi. Walden ben en azından bir numara için. Kerem kendi yayında açıkladığı için de söyleyebilirim. Biz Kerem'le daha önce konuştuğumuzda da hani onun bir haberiydi en nihayetli off the record'tu. Corey Walden ismini konuşmuştuk ve yakın olduğunu biliyorduk. Parisliydi öyle. Ee, benim için hiçbir zaman o analiz videosu, radyo Buna analiz videosu da lider oyuncu söylemişti. Benim için lider bir oyuncu değil Corey Walden. Ama Kamerze izleyicimizin dediği gibi ne için aldığın çok önemli. Şimdi Holland'daki Voldun mu? Partizan'daki voldum mı? Kızıyıldız'daki Voldum mı? Ostente'ye gitmiyorum. Bayern Münih'teki voldum mı? Şimdi Bayern Münih'teki Voldem'ı değerlendirmeye kalkarsak bir Galatasaray hayatta bir gerçekçiliği yok karşılıyor. Galatasaray öyle bir oyun oynamayacak. Kızıyıldız'dakine gidersek de yani oradaki yerli katkısı veya oyuncu profilleri daha doğrusu benzer değil. Holland'daki oyununun ikinci sezondaki özellikle oyunu bence baz alınabilir Corey Ve şöyle bir hata yapmamak lazım. Geçen sezon, seneye gidelim yaza. Jaren Grant transfer olmuş olsun Milano'dan herhangi bir takımımıza. Çok eleştirilirdi. Yani ne yapmış Euroleague'de top kullanmamış şunu yapmış. Şimdi buradaki konu şu. Corey Walden, Jaren Grant bu tip oyuncular Euroleague'de bir takımın ana parçası olup en çok top kullanan olduklarında fark yaratmıyorlar. Oranın tamamlayıcı rotasyon içinde bir parça oluyorlar. Ama buraya geldiğinde iş tamamen bu oyuncular üzerinden dönüyor. Onu da şöyle aktarayım size. Bu Corey Walden'ın bütün kariyerindeki Osten ya yani Holon, Kızıl Yıldız, Partizan ve Bayern Münih kariyerindeki hücum verileri. Yani ikili oyunlar üzerinden devamında diğer oyuncuların yarattığı pozisyon üzerinde geçen şut atmalarıyla ve transition. Yani Corey Walden transferi yapıyorsan, Radi bu transferi yapıyorsan temposu düşük, yarı sahaya hapsolmuş bir basketbol oynayamazsın, verim alamazsın. Çünkü üretici, üreticilikleri, daralandık üreticilikleri kafandaki hayal ettiğin oyuncu tipinde olmaz. D-Boss'tan ayrılıkları nokta bu. d yarı sahada da iyi üreten bir oyuncuydu. Sıkıştığında şutuna gerçekten güvendiğim bir oyuncuydu. Corey Walden ve bunun tempolu oyun, geçiş oyunlarında özellikle Halilovic gibi ikili oyun oynayabilen, Samet gibi ikili oyun oynayabilen, Sadık gibi piken pop açıp üstüne dripling edebilen oyuncularla olabilir. Rakibi açman gerekiyor ki fark yaratasın. Ama ya şunu gösteriyor bize Mitrovic. Benim 1 ve 2 numaram, guardlarım, yabancı gardlarım savunmada ısıracak. Ben Galatasaray'dan çok fazla 3 bölü 4 sağ presleri, yarı sağ presleri, iki oyuncu da Walden ve ve bu da perde çıkışlarında çok atik, hızlı çıkıyorlar. Yani en kötü şut bozabiliyorlar. Yani Galatasaray'ın kolay kolay e, savunmada zafiyet yaşayacağını düşünmüyorum. Halilovic adam değişme savunmaları olacak. Halilovic kalabiliyor. Hani artlarını sayın bari Halilovic'in. pek istedimden gidiyoruz. Yani bu, ben Galatasaray'ın savunma temelli bir takım kurduğunu düşünüyorum ama Burada işte virgül koyulan transfer şu. Yarı sahada tek yaratabilecek oyuncu bu İsmet de değil o yaratan. Çünkü İsmet'in problemi de topa küçülüp yani Fulelo olmaması. Buğra'nın yaratıcılığına kalıyorsun. Buğra'ndan çok iyi performans gelmesi lazım. İsmet'in savunma katkısı şut performansı biraz daha e, Corey Walden ve daha kolay adapte olacak ama Buğra'nın çok iyi bir sezon geçirmesi lazım. Armağan Bey yazmış Galatasaray'da 20 sayı atabilecek oyuncu var mı diye. Galatasaray'da 20 sayı atabilecek oyuncu işte Buğra'nın belirleyecek biraz daha. Hem kendi skor şut yüzdesi hem maç içi performansı hem de o asistleri sağ görüşüyle birlikte. O yüzden Buğra'nı değerli kılan bir hamile oldu. Ya şimdi ben bence Galatasaray'ın bence güzel transfer koruyup oldun da ben daha çok böyle nokta koyan bir oyuncu isterdim. Dürüst açık fikrimi söyleyeyim Parisli'yi çok isterdim. Ama sanırım ya yani benim en son bildiğim Parisli 650-600 bin civarlarında para istiyordu. Yani şunu söylemeyeceğim vasat alıştırmayacağım. Galatasaray Galatasaray niyette bir buçuk milyonluk oyuncu almıyor ama 600-650'yi verebiliyor olması lazım. Ben ya ben gönlümden o geçiyor benim Ama kulüp içi bakış açısı, ayrılıkları bütçe vesaire farklı şeyler oluyor ama keşke verseler. Bence taraftarın da bu anlamda baskı yapması lazım. Yani yukarı daha da yukarıya çıkarabilmek adına. Bu da Corey olduğunu Bayern Münih'teki e, şu an ekranda gördüğünüz hücum verileri. Yani çok düşük bazıları. Bazıları haddinden de fazla. İşte bu tam olarak da senin oyuncuyu nasıl kullanacağına göre değişiyor. Ben fikrimi söyleyeyim. E, Mitrovic'in oyun planları içerisinde yer alan bir düzen var. Corey Walden, Yeboah, Göksen'in Halilovic, Samet, Halilovic, Sadık. Hani iki bu birisini 4 birisini 5 olarak almıyorum. İkisini uzun olarak nitelendiriyorum. Bunları çok kullanacak. Çünkü Will düzende Monaco'da bunu çok kullanıyordu. Corey Walden mesela buralarda ne yapacak? Bence etkili olur. Çünkü e, çembere orta mesafe gidişleri fena olan bir oyuncu değil. Çok böyle ilk adımı patlayıcı kuvveti çok yüksek. Hemen sıyrılan bir oyuncu mu? Tam öyle değil. Ama top top kontrolü yüksek bir oyuncu. Buralarda iş yapabilir. Corey Walden transfer içinde şu söyleniyor. Euroleague oyuncusu gelecekti hani. E, bunun neresi Euroleague diye. Arkadaşlar Corey Walden Euroleague oyuncusu. Yani her Euroleague oyuncusu da Laprovitola Sulukas değil. Bu adam 3 senedir Eurolig'in emektar, ortalama kadro içerisinde rotasyon parçası ve geçtiğimiz sezon bayağı Münih'te Özellikle Almanya Ligi'nde bence kötü performans verdi ama e, Trincare'nin Eurolig'deki o yarı saha ve düşük tempolu basketbol oyununda ve daha çok işte e, o off the ball dedikleri perde çıkışı ve topsuz oyunların oynandığı yerde bence iyi iş yaptı ama oranın oyuncusu değildi. Yani Corey Walden bir Eurolig oyuncusudur. Ve bence buralara gel top sayısını arttırdığında daha efektif olacak. Son kapatırken şu bilgiyi vereyim Corey Walden'a. Ekrandaki de bütün kariyeri Hollow'un Partizan Yıldız'daki şut grafiği. Corey Walden'ın top kullanım sayısı az bir oyuncu. Yani bunu bunu nasıl göreceğiz? Orası önemli Corey Walden'da. Şöyle e, en fazla topu kullandığı sezon Hollow'daki ikinci sezonu Corey Walden. 10 top kullanıyor ve yaklaşık yüzde 48 %48'lerle oynuyor. Zaten en iyi istatistiklerini yaptığı yer orası. Ama Bayern Münih'te kullandığı top sayıları 6, 5,5. Yani birinde 5.8, birinde 6. 43 ve 38 oynamış sahiçi isabeti. Ama Kızı Yıldız'da 7.2 top kullandırmışlar senede. Yüzde 40 sahiçi isabeti var. Ee, pardon. Yüzde 43 sahiçi isabeti var. Partizan'da yüzde 42 6 top kullanmış. Holon'da 10 top kullanıp yüzde 49 sahiçi isabeti var. Yani top sayısını arttırdığında ve sahiçi isabet oranında artan bir oyuncudan bahsediyoruz. Radebo ile umarım orada ee, çelişmezler. Bence iyi bir transfer Korivold'un ama noktayı koyan oyuncu mu? Değil. Yanlış anlaşılmasın o yüzden ifade cümlelerimizi öyle tamamlayalım. Ekleyecekleriniz var mı Galatasaray'ın transfer Korivold'un e, transfer için? Sevgili e, Burak Gibirek çok güzel bir yorum yazmış. E, Cassius Winston gelince oyuncu biraz dengesi bozuldu diye ben de ona katılıyorum. Yani onu o rotasyonu şeyde çok ayarlayamadı. E, Trinquier de zaten kendisi için de çok kötü bir sezon geçirdi. Kariyerin kötü sezonlarından birisine geçirdi. E, bu tespite ben de çok katılıyorum. Kesinlikle biraz da o rotasyonu ayarlayamaması oyuncunun performansının olduğunun altında görünmesine neden oldu ama ne olsun değerli bir oyuncu bu seviyeler için Galatasaray'da katkı verecektir.